canlarım. Merhaba, ben Ksenia. Ben Barbaros. Bizim kanalı Akbingül hashtag Let's Cook'a. Hoş geldiniz. Bugün biz bir tane Rus ballı pasta yapıyoruz. Kanalımızda bir de Napolyon pastası tarifi bulunmakta. Birçok takipçimiz ballı pasta ile Napolyon pastayı karıştırmaktadır. İsteğiniz üzerine bugün Rusya'nın diğer popüler pastalarından olan ballı pastayı hazırlayacağız. İlk önce ballı hamur hazırlıyoruz. Yağ, şeker ve balımızı karıştırıp daha sonra su banyosuna alıyoruz. Su banyomuz orta ateşte olmalı ve yağımız ile şekerimiz tam anlamıyla eriyene kadar su banyosunda tutmaya devam ediyoruz karışımımızı. Yağ ve şekerimiz su banyosunda eriyene kadar iki tane yumurtayı gördüğünüz gibi bardağa kırıyoruz ve çatal yardımıyla çırpıyoruz. Böyle yeter. Şeker ve yağımız eridi. Şimdi yumurtalarımızı ilave edeceğiz. Korkmanıza gerek yok, yumurtaları rahatlıkla ilave edebilirsiniz. Yumurtalar pişmeyecektir çünkü su banyosunda olduğu için karışımımız. Bakın tam anlamıyla tüm malzemelerimiz karıştı. Şimdi içine birazcık kabartma tozu ekliyoruz. Bir kaşık. Kabartma tozunu ekledik. Bal burada, limon veyahut sirke gibi yumuşatıcı görevi görecektir. O yüzden herhangi bir şey katmanıza gerek yok kabartma tozuna. Şimdi birazcık tabii ki kabartma tozundan dolayı karışımımız köpürecektir. Köpükler bittikten sonra su banyosundan alabiliriz karışımımızı. Bak ne kadar güzel olmuş. Sıcak burada. Ben burada ekliyorum. Ay ne kadar güzel böyle. Pamuk gibi. Tamam. Ondan sonra yavaş yavaş un ekliyoruz. Ama siz istiyorsunuz böyle de yapabilirsiniz. Ve bir şey söyleyeyim. Burada 450-500 gram un gidiyor bu pastada. Ama siz kendi bakırsınız. Çünkü çok un ekliyorsunuz. O zaman hamur çok sert olmuş. Kuru. Kuru, evet. Bak yavaş yavaş. Bak hamur sert olmuş. Şimdi masada devam ediyorum. Bu kadar unumuz kaldı. Yani onun hepsini kullanacaksınız diye bir şey yok. Eğer hamurun hazır olduğunu hissederseniz un kalabilir. Biz şimdi masaya alacağız hamurumuzu ve undan birazcık da masada yoğuracağız. Evet. Böyle. O kadar yumuşacık hamur. Normalde böyle hamur lazım. Bak çok un kaldı. 400 gram gitti önce. Ben burada 500 gram var. O zaman 400 gram geldi. Bu hamurda. Evet.
Bakın hamurun hazır olduğunu böyle anlayabilirsiniz. Akışkan bir hamur elde ediyorsunuz. Evet, böyle. Böyle. Su gibi. Şimdi salam, sucuk yapıyoruz. Ve stretch film dolabı da bir saat atıyoruz. Çünkü hamur şimdi biraz sıcak ve çok yumuşak. Buzdolabı dolabından sonra hamur biraz sert oldu. Daha kolay açılıyor. Böyle evet açılıyoruz. Tamam. Bir saat bekliyoruz. Öncelikle hamurumuzu eşit parçalara bölüyoruz. Açacağımız hamurumuzu sadece yağlı kağıdımızın üstüne alıyoruz. Diğer hamurumuzu da buzdolabına tekrardan geri alıyoruz. Çok yumuşamaması için. Toplamda 6 eşit parça çıktı. Şimdi bir tanesini açacağız. Diğerlerini de onu açana kadar buzdolabına alıyoruz. Şimdi şöyle. Bak. Normal paketi. Paketi kesiyoruz. Evet, biz kestik. Ve böyle yavaş yavaş rahat rahat hamur yapıyoruz. Bakın paketi aldık hamurun üzerinden. Şimdi 20 santimlik bizim böyle kesme formumuz var. Bununla keseceğiz. Sizde yoksa eğer sizde 20 santimlik bir tabak kullanabilirsiniz. Ve bakın hamurun diğer kalan kısımlarını atmıyoruz ve oradan çıkartmıyoruz da bu şekilde pişiriyoruz çünkü süsleme için bize lazım olacaklar. %70-%75 fırında 3-5 dakika pişiriyoruz. Dikkatli çok pişirme. Biraz kahve rengi olmuş. Çıkabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi hazır. Ve görüyorsunuz nasıl rengi çok güzel. Kahve rengi böyle. Ve gördüğünüz gibi çok fazla da kabarmadı. Çatalla üstüne delikler açmadığımız halde. Ve bu işlemi, bu kenarlarını kesme işlemini kesinlikle sıcakken yapın. Çünkü soğuduğu zaman parça parça olacaktır. Sert hamur olmuş. Şimdi yumuşak. Bak. Bak yumuşak. Burada sert olmuş. Bak iki tane daha var. Şimdi. Aa çok sıcak. Hop. Tamam. 7 tane kek oldu. Şu anda sıcak, soğuk kadar bekliyoruz. Ve kenarları da gördüğünüz gibi böyle sakladık. Blender'dan geçirip süsleme için kullanacağız. Şimdi krem hazırlıyoruz. Oda sıcaklığındaki yağımızı krema formu alana kadar çırpıyoruz. Bak ne kadar güzel krem konsiste olmuş, krem gibi. Ama dikkatli, çok güzel tereyağı lazım. Çok iyi çünkü margarin böyle olmadı. Ve az
hızda, orta az hızda, yüksek hızda yapamıyoruz böyle. Tamam. Şimdi kaşık kaşık yavaş yavaş zguşonka ekliyoruz. Zguşonka'nın yapım tarifini aşağıdaki linkten kanalımızdan izleyebilirsiniz. Ve aşağıdaki linkten nereden satın alabileceğinize de bakabilirsiniz. Niye kaşık kaşık? Bildiğiniz gibi yağ ile su çok karışırsa ayrışıyor hemen. Su ve yağ. Bir taraf su olacaktır, bir tarafta böyle yağ olacaktır. Küçük, böyle küçük. Küçük küçük parça parça. O yüzden kaşık kaşık ekliyoruz. Orta hızda, orta hızda. Böyle. Yavaş yavaş. Bak. Bu kadar güzel. Çok güzel. Sevgili seyirciler, tekrarlıyoruz. Yağ ile çok dikkatli çalışmanız lazım. Gerçekten en yüksek hızda sakın ve sakın çırpmayın. Çünkü yağ ve su olarak ayrıştırılacaktır. Ve böyle güzel bir krem elde edemezsiniz. O yüzden düşük hızda veya orta hızda çırpmanızı tavsiye ediyoruz. Tamam, krem hazır. Canlarım, bu pasta için çok farklı kremler var. Mesela biz yapıyoruz bugün zguşonka, süt reçeli ve yağlı krema. Siz istiyorsunuz pastane kreması içinde yapabilirsiniz. Aşağıdaki linkten pastane kremasının yapımına ulaşabilirsiniz. Evet. İstiyorsanız birçok popüler krem smetana, yoğurt gibi krem. O da link atıyorum. Nerede satıp alabilirsiniz. Çok kremler var ama şu bence klasik geliyor. Böyle tüm keklerimiz bitene kadar kat kat yapmaya devam ediyoruz. Evet. Her kekimizin üstüne bir maksimum 2 yemek kaşığı krema ekliyoruz. Çok ince bir krema tabakası yapmamız lazım keklerimizin üstünde. Bakın, kekin kenarlarını mikserde parçaladık. Süsleme için kullanacağız. Sizin için küçük bir de ipucu vermek istiyoruz. Pastamızın kenarlarını bakın kremayla süsledik. Şimdi bakın böyle güzelce şimdi kenarları süslüyoruz. Onun için üst tarafına krema sürmedik. Bunu yapabilmek için. Thank you.
pastamızı buzdolabında bir hafta saklayabilirsiniz. Fakat içindeki krem birazcık sertleşeceğinden dolayı çıkarttığınız zaman buzdolabından minimum bir saat oda sıcaklığında bekletin pastamızı tüketmeden önce. Çok lezzetli, ballı, hafif krem. Sanki ben genç çocuk gibiyim. Barbaros, al bak. Al bak. Nasıl? Çok güzel. Yumuşacık. Yumuşacık. Ağızda eriyor bile. Şu pasta böyle. Pasta. İkinci gün, mesela iki gün dolabı duruyor. İkinci gün en lezzetli. İkinci gün. En lezzetli tadını sonra. Tamam, neysin? Afiyet olsun. Kanalımızı Facebook, Instagram ve YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğene tıklayıp kanalımıza üye olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.